Hapiste mahpus Mehmet Emin Çam serbest bırakılsın. Hapishanelerde artan hak ihlalleri ve ağır tecrit uygulamaları mahpusların sağlığını ve yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Hastalık, engellilik, yaşlılık nedeniyle hapishanede kalamayacak durumda olan mahpusların serbest bırakılmayarak tedaviye ulaşmaları engelleniyor. Mahpusların sağlık ve yaşam haklarını koruyucu önlemleri almak zorunda olan devlet yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmedikleri için sağlığını kaybeden ve yaşamını kaybeden mahpuslardan birinci dereceden sorumludur. 12 Mayıs 2024 günü Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 20 yaşındaki Reber Soydan şüpheli bir şekilde yaşamını kaybetmiştir. Tekli hücrede tutulan Reber Soydan'ın ailesine hücresinde kendisini asarak intihar ettiği söylenmiştir. Reber Soydan'ın ailesi ölümü şüpheli bularak İnsan Hakları Derneği'ne başvurmuştur. 634. F oturmasında Beşiri T tipi kapalı hapishanesinde tutulmakta olan hasta mahpus Mehmet Emin Çam'ın sağlık durumunu paylaşıyoruz. 72 yaşındaki Mehmet Emin Çam 12 Aralık 2012'de örgüt üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanır. Çam 10 ay sonra tahliye edilir. Yargılama sonunda Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 yıl ceza verilen Çam, cezasının Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından 14 Mart 2022'de yeniden tutuklanarak Batman M tipi kapalı hapishanesine götürülür. Burada 17 gün boyunca tek kişilik hücrede tutulur. 1 Nisan 2022'de Beşiri T tipi kapalı cezaevine sevk edilir. Çeşitli sağlık sorunları bulunan Çam'ın beyninin sağ tarafında tümör, böbreğinde kist, yüksek tansiyon, ellerde ve ayaklarda uyuşma ve duyma yetisini de kaybeden Mehmet Emin Çam ömür boyu kan sıvılaştırma ve ağrı kesici ilaçları kullanmak zorundadır. Mehmet Emin Çam'ın eşi Nisan ayında yaptıkları görüşmede eşinin duyma kaybının ilerlediğini, kullandığı cihazın da etki etmediğini, eşinin hastalıkları nedeniyle koğuş arkadaşlarının bakımına muhtaç hale geldiğini, çamaşırlarının dahi koğuş arkadaşları tarafından yıkandığını, hiçbir işini kendisinin yapamadığını, el ve ayaklarının uyuştuğunu, yürümekte güçlük çektiğini, kendinde olmadığını aktarmıştır. 15 Mayıs günü kızının komisyonumuza verdiği bilgide ise babam 72 yaşında örgüt üyeliği iddiasıyla 9 yıl ceza verildi. Yargıtay tarafından cezası onandı. 14 Mart 2022'de tutuklandı. 1 Nisan 2022 tarihinde Batman Beşiri T tipi kapalı cezaevine sevk edildi. Babam şu an cezaevinde. Dışarıdayken beyninde ur, böbreğinde kist, gözlerinde astigmat ve miyop vardı. Cezaevinde yeni oluşan hastalıklar ise her iki kulağında işitme kaybı var. Her iki kulağına cihaz takıldı ama cihaza rağmen duymada zorlanıyor. Ayrıca 8 Mayıs'ta avukatına 10 gündür prostat sorunu başladı. Revire gittim, hap yazıp gönderdi. Verdikleri ilaçları kullanıyorum. Günde 10 defa lavaboya gidiyorum. Böbrek sorunum da var ve bütün ağrılar birleşiyor. Dayanamayacak duruma geliyorum. İlaçlarda artık etki etmiyor dediğini aktardı avukat bize. Babam sol kol ve sol bacakta hissizleşme gibi vücut fonksiyonlarını etkileyen bir dizi hastalıkla mücadele ediyor. Babamla 2 hafta önceki görüşmemizde ise hastaneye seni götürüyorlar mı diye sorduğumda kızım ben hastaneye gitmek istemiyorum. Yapılan rencide edici aramadan kaynaklı gitmeme kararı aldım. Ağız içi arama ve çıplak aramadan kaynaklı gitmek istemiyorum dedi. Ailesi olarak 72 yaşındaki bir insanın bu kadar hastalıklarına rağmen hala dört duvar arasında tutulması insani ve vicdani bir durum değil. Adalet Bakanlığı'na çağrımız şudur. Bir an önce cezaevlerindeki hasta ve yaşlı insanlarımız için bir süreç başlatmalarını istiyoruz. Babam gibi hasta ve yaşlı insanların yerleri, yurtları belli olup herhangi bir yere gitme ya da kaçma durumları olmadığı gibi adli tutuklulara tanınan hakların babam gibi tutsaklara da bu hakların tanınmasını talep ediyoruz demiştir. 634. F oturmasında bir kez daha ağır hasta mahpus Mehmet Emin Çam ve bütün hasta, yaşlı ve engelli mahpusların serbest bırakılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz.
hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Mehmet Emin Çam serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın.